Aile hekimleri hayatımızı çok kolaylaştırdı. Evlerimize yakın noktalarda gerçekten müthiş bir kolaylık oldu. Güzel de bir hizmet ama sabahtan akşama kadar çok yoğun çalışıyorlar. Üstelik meslektaşlarının çoğundan çok daha az kazanıyorlar aile hekimleri. Bu nedenle de kadrolar boş kalıyor. Aile sağlığı merkezi çalışanları diyor ki bizim koşullarımız da düzelsin, çözüm bekliyoruz. Aile sağlığı merkezindeki arkadaşlarımızın iş yükü azaltılmadığı, maaşları iyileştirilmediği takdirde bir aile sağlığı çalışanı bulmak oldukça güç olacaktır. İş yükleri oldukça ağır. Hiç boş gün ya da saatleri yok. Buna karşın meslektaşlarının çoğundan daha az ücretlerle çalışıyorlar. En düşük ücretleri alan aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımız artık aile sağlığı merkezlerinde çalışamaz hale gelmiştir. Aile sağlığı merkezinde çalışan arkadaşlarımızın yıllık izinleri bile vekalete tabidir. Tedavi süreci ilk olarak aile sağlığı merkezlerinde başlıyor. Rahatsızlığı olan aile hekiminin kapısını çalıyor. Ancak onlar bir yandan hastalara derman olurken diğer yandan da personel eksikliğiyle mücadele ediyorlar. Üstelik bu yoğun tempoya karşın yıllık izinleri sadece 14 gün. Bebeğinden gebesine, yaşlısından çocuğuna, enjeksiyon, pansuman gibi pek çok iş ve işlemi aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımız yapmaktadır. Bunun yanında personel yetersizliğiyle mücadele etmektedir. Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, aile sağlığı merkezi çalışanlarının özlük haklarına dikkat çekti. Düşük ücret ve iş yükü nedeniyle kadroların boş kaldığını söyledi. Çözüm önerilerini sıraladı. En son çıkan ek ödeme yönetmeliğinde de aile sağlığı merkezinde çalışan arkadaşlarımız yok sayılmış. Özlük ve ekonomik hakların çözümlenmesi, her hekime bir kişi olan aile sağlığı çalışanı sayısı ikiye çıkarılması, tıbbi sekreterin aile hekimliklerine getirilmesi, iş yükünün azaltılması. Ve Bursa'ya götüreceğim sizi. Bursa'da yaşayan bir fabrika işçisi 12 yıl boyunca hafta sonları izin gününü bu işe vakfetmiş. Bu nasıl bir faydacı olma zihniyeti, bu nasıl güzel bir yürek. Selam olsun, o emektar ellerinden öperiz. Plastik kapak toplayarak geçirdi. Yardımsever bir vatandaş. Biriktiği kapaklarla da onlarca engelliye umut oldu. Diyoruz ya, şu kadar para kazanırsam şu kadar insana fayda sağlayacağım. Öyle bir şey yok. Hangi noktadaysanız hiç fark etmez. Çapınız kadar dünyaya fayda sağlayabileceğinizin ete kemiğe bürünmüş halidir bu haber. Saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz fabrika işçisine. Ayrıntısına bakalım. Cumartesi pazar günleri kendimi bu işe ayırdım. Aşağı yukarı 11-12 seneden beri bu işi yapıyorum. Hafta sonlarını iyilik mesaisine ayırdı. Topladığı kapaklarla onlarca engellinin hayatına dokundu. Şu ana kadar 54 tane tekerlekli sandalye, 8 tane motorlu hasta yatağı, 3 tane walker baston hediye ettik. Bursa'da yaşayan fabrika işçisi Süleyman Eken, 12 yıl önce kendini hayır işlerine adadı. Engellilere yardımcı olabilmek için kapak toplamaya başladı. Engellilere tekerlekli sandalye almak için gördüğünüz gibi kapakları, pet şişeleri, kola kutularını biriktiriyorum. Bunları geri dönüşüm yaparak da engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alıp hediye ediyorum. Hayırsever vatandaş topladığı kapakları geri dönüşüm firmalarına sattı. Bu zamana kadar 110 bin lira değerinde 54 adet tekerlekli sandalye ve 60 bin lira değeri olan 9 hasta yatağını ihtiyacı olanlara kazandırdı. Bunları Bursa'nın belirli yerlerine 5'er litrelik pet şişelerimizi bağlıyoruz. Artı hayırsever kardeşlerimiz sağ olsun evlerinde toplayanlar gönderiyorlar bize. Eken, vatandaşların da destekleriyle çıktığı yolda insanları mutlu etmek için her yıl yaklaşık 2 ton kapağın geri dönüşümünü sağlıyor. Duyarlı vatandaşlarımız yardımcı oluyor. Yani birçok esnafımız sağ olsun dükkanlarında biriktirip bize gönderiyorlar.